Merhaba arkadaşlar. Yine Lightning Design Sistemi ile alakalı yeni bir konumuz var. Konumuz temalar. Temalarla alakalı bir iki çalışma yapacağız. Öncelikle biz kendimiz bir tema oluşturalım. Daha sonra Lightning Design Sistem'deki hazır temaları kullanalım. Farkını görmeye çalışalım. Şu şekilde bir tema yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Diyelim ki bir division yaptınız. İçine bir paragraf koyalım arkadaşlar şu şekilde. Ve daha sonra kendi custom temamızı oluşturalım. Style diyorum. Inline style yapıyorum. Diyelim ki border koymak istiyorum. Border koyuyorum. 2 piksel olsun. Solid olsun ve rengi de gray olsun. Bu şekilde bir border ekliyorum. Şimdi background koyalım arkadaşlar. Background'u da background color diyelim. Onu da azure şeklinde seçelim. Bu şekilde bir division oluşmaya çalışıyorum. Kendi temamı oluşmaya çalışıyorum. Başka ne ekleyebiliriz? Border radius ekleyelim. Ona da 10 piksel diyelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir. İçine de şu yazı yazalım. This is a custom theme şeklinde bir yazı yazalım. Bu bizim custom. Kendi yaptığımız. İsterseniz bunu deploy yapıp görelim. Evet, bu şekilde bir tema oluşturmuş olduk. Biraz daha büyüklüğünü değiştirebiliriz. Biraz şöyle yapalım. Bunu 1 piksel yapalım. Border radius'u 5 yapalım. Ondan sonra padding koyabiliriz. Padding top diyebiliriz. Bu kez sadece top kullanalım. Bunu da öğrenmiş olalım. 20 piksel diyorum. Padding bottom, aşağıya da padding koyalım. Ona da 20 piksel diyelim. Bu şekilde oluşturduktan sonra custom temamızı görelim. En son hali nasıl, ona bakalım. Daha sonra Lightning Design Sistem'deki hazır template'leri kullanalım. Bu şekilde bir tema yaptık. Basit bir tema. Daha fazla geliştirebilir. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi hemen bu division'dan sonra yeni bir division ekleyelim ve Lightning Design Sistem'deki temaları kullanalım. Şu şekilde. Yeni bir paragraf oluşturuyorum. This is şöyle diyelim. This is a default theme şeklinde bir yazı yazalım. Evet, bunun class'ı şu arkadaşlar. Hazır bir şekilde yazıyoruz. Sonucunu beraber görelim. Yine SLDS. Daha sonra isterseniz bunu önce box yapalım. Box'ı daha önce çalışmıştık. Box'ın içine koyalım. Daha sonra temanın class'ını kullanalım. Temanın class'ı şu. SLDX theme underscore default. Bu default olan arkadaşlar. Yani en basit sürekli kullanılanı. Bu default. İçi boş olur büyük bir ihtimalle. Şimdi ikinciyi ekliyorum. Copy paste yapıyorum. Default yerine bu kez texture koyuyorum. Texture diye bir temamız var. Buraya yazalım. Sadece default kısmı değiştiriyorsunuz. Texture diye bir temamız var. Onu görelim. Üçüncü olarak da texture dedik, default dedik ve shade var. Shade'i de alalım şu şekilde. Shade diye bir temamız var. Üç tane temamız var. Birincisi default, diğeri texture,
Diğeri de şehit diye 3 tane temamız var. Şimdi bunlar nasıl gözüküyor ona bakalım. Bu şekilde hazır temaları kullanabilirsiniz. Eğer hazır tema kullanmazsanız, yok ben kendim yapacağım diyorsanız, benim yaptığım gibi biraz daha geliştirerek daha profesyonel bir tema kendiniz yapabilirsiniz. Ama hazır kullanmak isteyenler burada gördüğünüz class'ları kullanıp hazır temaları kullanabilirler. Bunu biz deploy yapıp görelim. Evet, aşağı doğru görüyorsunuz. İsterseniz boşluk bırakalım her birinden sonra. Biliyorsunuz BR keyboard'unu kullanarak, elementini kullanarak boşluk bırakabiliyoruz. Her birinden sonra bir boşluk bırakalım. Ondan sonra son halini görelim. Evet. İsterseniz sayfamıza görelim. Bu şekilde Texture'da problem var. Herhalde spelling'i yanlış yazmış olabiliriz. Ona bakalım. Default gördüğünüz gibi boş. Hiçbir şey yok. Shade'de arka plan değişmiş. Background gray olmuş. Texture'a bakalım. Texture biraz farklı olması gerekiyordu. Orada neden böyle oldu ona bakalım. Evet, texture ile alakalı şöyle olması gerekiyor. Başına alert koymamız gerekiyor. Alert texture şeklinde olması gerekiyordu. Ben onu unuttum. Alert'i ekleyelim. İkincisi bu şekilde. Başında alert texture var. Yani birincisi default, ikincisi alert texture, en üçüncüsü shade şeklinde 3 tane temamız var. Şimdi tekrar sayfamıza gidip görelim. Yerini görelim. Evet. Şimdi geri geliyorum. Gördüğünüz gibi custom benim yaptığım default hiçbir özelliği yok. Çok basit, simple, yalın. Texture'da arka planda görüyorsunuz değişik bir resim var. And sonuncusu shade arkada sade bir background var. Bu şekilde arkadaşlar temaları kullanabilirsiniz. Şunu da denemek istiyorum. Diyelim ki biz üçüncü de shade demiştik ve arka plan gördüğünüz bir gray. Peki biz kendi style'ımızı koyup sadece arka planı değiştirsek ne olur? Ona bakalım. Background color diyorum. Ben bunu bu şekilde değiştiriyorum. Normalde shade. Ama ben ona ilave olarak, burası önemli. Ona ilave olarak style attribute'ünü kullanarak bir background uyguladım. Ama tabii ki class'ın özelliklerini de taşıyacak. Benim style'ı da taşıyacak. Öyle bir sonucu ona göre verecek. Bakalım. Benim uyguladığım background gelmiş mi ona bakalım. Gördüğünüz gibi background değişti. Yani siz var olan standart temalar, standart class'ların yanında yani Lightning Design Sistemine gelen klaslara ilave olarak kendi oluşturduğunuz klasları da kullanabilirsiniz. Eğer background hoşunuza gitmediyse siz sadece background'unu değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben box yapmadım. Yazıyı buraya getirmedim. Bunlar hep şeyden geliyor. Buradaki Lightning Design Sistemin klasından geliyor. Ama rengi, arka plan rengi benim oluşturduğum style'dan geliyor arkadaşlar. Bu şekilde kendi dizaynınızı oluşturabilirsiniz.